Hatay Yardımlaşma Derneği temsilcisi Rahmi Vardı Bey, Hatay Otizmler Derneği temsilcisi Sara Gökhan Efendi, Hatay İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği temsilcisi Mehmet Yolcu Bey, yine Erzin Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi Songül Kara Osmanoğlu Hanımefendi, İskenderun İnsani Yardım Derneği temsilcisi Ahmet Yeçil, International Medical Corps temsilcisi, Hatay Yardımlaşma Derneği temsilcimiz Rahmi Vardı Beyefendi'yi mikrofona davet ediyoruz. Sayın Bakanım, Sayın Vali ve Sayın Valinin şahsına bütün Hatay bürokrasisi ve çok kıymetli misafirlerimiz. Ben Hayat Derneği adına Rahmi Vardı olarak hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çok uzun zamanımız olmadığı için çok hızlı bir şekilde anlatmaya gayret edeceğim. Avrupa Birliği bir medeniyetler projesi ise işte o medeniyetin tam ortası da Hatay'dır. Çünkü Hatay medeniyetlerin ve barışın hoşgörünün şehridir. Biz de Hatay'da Hatay Yardımlaşma Derneği olarak Avrupa Birliği'ne, o medeniyete burada ne katkılar yapmışız? Hayat Derneği olarak kısaca sizlere anlatmak istiyorum. Hayat Derneği yaklaşık 5 yıldır kuruldu. 5. yılında Suriyeli kardeşlerimizin Hatay'a ilk geldikleri günden itibaren yaklaşık 23 tane uzman Suriyeli doktorla birlikte Suriyeli kardeşlerimize sağlık hizmeti verdi bugüne kadar ruhsatlı olark. Sayın Sağlık İl Müdürümüze de bu konudaki desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. 23 tane uzman doktorumuzla Hayat Derneği'ne hizmet etti. İlaçlarının tamamını ücretsiz verdi. Tüm dallarda tahlillerini ücretsiz yapıyor. Sağlık alanında da önümüzdeki haftadan itibaren inşallah bütün Hatay'a hitap edecek bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin binasını bitirdik. IMC Derneği'ne çok teşekkür ederiz. 3 tane de bize bu konuda doktor bütçesi verdiler. Hayat Derneği sağlık alanında yaklaşık 100 bin Suriyeli kardeşimize hizmet ediyor. Hayat Derneği ayrıca Türkiye'nin en modern 2500 öğrencinin okuyacağı ve 400 yetimin barınacağı elektriğini de kendi üreten Türkiye'nin en modern bir tesisini inşallah 3 ay içerisinde açılışını yapıyor. Şu an %80'ini bitirdik. Bu hizmeti de bu kardeşlerimize vermeye gayret edeceğiz. Aynı zamanda Hatay Yardımlaşma Derneği Türkiye'de ilk defa 60 bin Suriyelinin tamamına hayat kartı dağıtarak onların insani ve bütün ihtiyaçlarını insanlık onuruna yakışır bir şekilde karşılamalarını sağlayacağız. Ve bize yapılan yardımların tamamını da denetleyebilecek bir sistem kurduk. Bize 10 kolim gıda veren bir STK bile olsa, iş adam bile olsa o 10 kolimden bir tanesini Suriyeli bir kardeşimiz aldığı zaman onlara mesaj gidiyor. Verdiğiniz gıda şu Suriyeli, şu telefon numaralı kardeşimize eline geçti. Bunları denetleyebiliyorlar. Onun dışında Türkiye'de ilk defa Suriyeli arası bir futbol ligi kurarak geçen haftada bu kardeşlerimizin final maçını yaptık. TRT'de sağ olsun yarım saatlik bir canlı yayınla Türkiye'de ilk defa Suriyeli arası futbol liginin de çalışmasını bitirmiş olduk. Hayat Derneği tabi 5 yılda çok işler yaptı ama şu an Sayın Bakanımız bu konuda da çok rahatsız etmeden kısaca ben Sayın Valime bu konuda desteklerinden dolayı teşekkür ederim. İstanbul'da Tuzla Belediye Başkanımız İstanbul'dan Hatay'a bir barış ve sevgi köprüsü kurdu. Onlara çok teşekkür ederiz. Avrupa Birliği üyelerinin yapamadığını küçük bir ilçemiz olan kendi küçük yüreği büyük bir belediye başkanımız var Ayhan Başkanımız. Sağ olsun 60 bin kişilik Suriye'ye küçücük bir ilçede bütün Avrupa ülkelerinin yapamadığı bir şekilde kardeşlik yaptılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Biz Avrupa Birliği'ne zaten girdik. Çünkü bu medeniyet, Avrupa Birliği medeniyeti Türk İslam medeniyetinin belki de çok gerisindedir. Ben fazla sözlerimi uzatmadan Avrupa Birliği'yle şöyle bir sivil toplum örgütlerinin de Avrupa Birliği'ye entegre konusunda kısaca bir şey söylemek isterim. Biz şu an küçük bir ilçeyiz ama dünyadaki bütün sivil toplum örgütleriyle birlikte projeler yaparak bu projeleri yürütüyoruz. Yaklaşık 10 milyon doların üzerinde şu ana kadar yaptığımız hizmet var. Bunun tek bir lirasını Türkiye'den hiç kimseden talep etmeden dünyadaki tüm sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptık. Yani biz Avrupa Birliği'ne girmiş olduk. Tabi bu konuda buraya kadar gelip bizlere bu onuru şerefi yaşatan Sayın Bakanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne çok teşekkür edip hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Rahmi Bey'e biz de teşekkür ederim.